Evet, kulak çınlamasıyla alakalı bizlere nasıl bilgiler verirsiniz? Kulak çınlaması maalesef çok ağır bir rahatsızlık. Benim tanıdığım bir zat-ı muhterem Mehmet Bey Londra'da kulağı ağrıyormuş. Yani kulak iltihaplanması, orta kulak iltihaplanması geçirmiş. İltihaptan sonra burada oluşan iltihap sertleşmiş kemik gibi. Orta kulaktan boğaza ostaki borusu denen bir boru açılır. Hı hı. Nefes aldığınızda oradaki nefes burada mesela orta kulaktan, kulak zarından dışarı çıkar havanın bir kısmı. Buradaki hava içeri girer, içerideki hava dışarı çıkar. Hı hı. İçerideki hava dışarı çıkmadığı için, dışarıdaki hava içeri geçmediği için içeride bir basınç oluşmuş. Kulak doktoruna gitmiş, kulak doktoru ona demiş ki dur kulak zarına bir tüp takalım. Kulak zarına bir tüp takmışlar. Tüp takarken salyangoza zarar vermişler. Adam da durup dururken bir de ne başlamış? Kulak çınlaması, baş dönmesi. Ne olacak şimdi? Kaş yapayım derken göz çıkarmış Londra'da. Bu konunun uzmanları, kulak, burun, boğaz doktorları. Adamcağıza vermişler kortizonu, vermişler kortizonu. Kemik erimesi, hafıza zafiyeti, kilo, tansiyon, kolesterol, obezite, bütün hormon. Gelmiş. Adamda bir sürü hastalık ortaya çıkmış. Yani. İlaç kullana kullana. Ya artık iş yerinin evini, adresini unutur hale gelmiş. İnternetten araştırmış, dedi ki ya gerçekten siz dedi böyle tedavisi mümkün mü bunun? Dedim ki bakacağız, göreceğiz. Bilmiyorum yani bu ağır bir durum. Ağır bir durum. Hı hı. Peki. Ben dedi zaten bu şartlarda çalışamayacağım. İş yerini birine bırakmış gelmiş İzmir'e. Biz ona Xeraleve jel, Ginkgo. Ginkgo'nun fortesini ürettik. Forte. 3 ay sonra bir de Mehmet Bey geldi buraya. Dedi ki beni tanıdınız mı? Tanımadım. Tanımazsın dedi. Çünkü görüşmedik. Yani yüz yüze. Hı hı. Ben kulak çınlaması olan şahsım Londra'daydım. Ha tamam hatırladım. Evet. Şimdi nasılsınız? Hamdolsun hiçbir rahatsızım kalmadı. Buraya da size sırf teşekkür etmek için geldim. İzmir'den uçacaktım ama uçmadım. Sırf teşekkür etmek için İstanbul'a geldim dedi. Teşekkür etmek için gelmiş. Hı hı. İyi güzel. Hiçbir problemi kalmamış. Şimdi kulak çınlaması geç kalınmazsa iyileşmesi mümkün. Ginkgo'nun şu gördüğünüz Ginkgo'nun yaprağında ginkoloidler denen etken madde var. Bunun yaprağını çayını içerseniz, hı hı, bir ton da içseniz bir faydası olmaz. Neden? Çünkü ginkoloidler %0,25 ile 0,50 yani 1000'de 5 ile 10 arası. Çok çok az. Bir çuval dolusu ginkgo yaprağının çayını içseniz faydası belki bir çuval. Olmayabilir. Bir çuval da içemeyiz. Yani kesinlikle. Destilasyonla veya ekstraksiyonla elde edilen, damıtılarak özünü kullanırsa kişi beyine kan akışını artırır. Hı hı. Beynin fonksiyonlarını artırır. Nereden biliyoruz? Ginkgo ile ilgili klinik araştırması yapılmış. 10.815 bunama rahatsızlığı olan Alzheimer hastası tedavi edilmiş bir. Sadece Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru 1357 hastayı kulak çınlaması olan ve baş dönmesi olan meniyle hastasını tedavi etmişler. Ginkgo'yla. Ben yapmadım. Yapan yapmış. Evet, burada var. Bilimsel açıklamaları İsteyenleri var. Belgeleyebiliriz. Hı hı. Ha, şimdi bir de Türkiye'de ilk defa ilmi bir kitap çıktı. Elhamdülillah. 60 ilim adamı, profesör, doktor, eczacı, fitoterapi ve modern tıp aynı anda bunların bir çalışması var. Çok güzel bir kitap yazmışlar. O kitapta da bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. Efendim o bilgileri de inşallah bir dahaki programımızda sizlerden rica edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Gerçekten çok faydalı bilgiler veriyorsunuz. Sevgili izleyicilerimiz de eminim ki bu faydalı bilgilerden yararlanmışsınızdır.